Evet arkadaşlar, herkese günaydın, herkese merhabalar. Erik Satie'nin güzel bir bestesi. Şimdi burada bu besteyi çalarken arkadaşlar biraz daha dikkat, yani bu birazcık zor. Hani zor demekten ziyade 4 bemol var, çarpmalar var. Daha sonrasında bir yerde de pozisyon göstereceğim size. Bunu yani çalmak isteyenler küçük küçük deneyebilir. Ama seviyesi biraz ileride olanlar rahat rahat çalabilir. Basit bir şekilde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, si, mi, la ve re'ler bemol olmasına karşın içeride o bemolleri naturalleştiren birçok işaret var. O yüzden ölçü ölçü gidelim. Ölçü ölçü içerisinde neler anlattığını ben size söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak la telinde ikinci parmağım do. Daha sonrasında buradan mi bemol istiyor bizden. Yani mi boş olarak kullanmıyorsunuz. İlk olarak do, mi, re natürel. Do yapacağız. Şimdi re'yi içeride natürel yazmış. Yani donanım kısmında en başta bemol olsa da ölçü içerisinde re'yi natürel olarak istemiş. Şimdi do, mi, re natürel, do yapacağız. Yapalım. Do, mi beraber çekiyorum. Re'yi itiyorum. Do'yu çekiyorum. Şimdi bakın burada ne var? Normalde çarpmaları görmezseniz si natürel. Tekrardan si natürel var. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şimdi do mi re do'yu çekiyorum. Bak. Parmağımla do'yu çarptırıyorum bak. Bir daha yapayım. Şimdi şöyle düşünün. Do mi re do. İlk çarpmayı yayınızla yapıyor musunuz gibi düşünün. Yani yayı... Çünkü do'da kaldınız ya, do'ya bir daha çarptıramazsınız. Yani... Bu olmaz. Yani ondan dolayı... Devam ettim. Do, mi, re, do aynısıydı. Şimdi mi natürel ve fa. İki tane aynı şey var. Bakın. Topluyorum buraya kadar. Devam. Tekrar do mi re do yaptım. Bakın şimdi burası önemli. Şimdi do mi re do do si la sol. Bakın burada da la'larımı burada dördüncü parmak basıyorum. Yani solün dibinde la bemol basıyorum. Burası önemli. Do, mi, re, do, do, si natürel, la bemol, sol, fa, sol, fa, sol, sol. Burada kalacağız. Buraya kadar topluyorum. Arkadaşlar buraya kadar anlamadığınız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Olursa bir daha baştan izleyebilirsiniz burayı. İkinci satır devam ediyorum. La sol sol fa fa. La sol sol fa fa. Bakın burada dördüncü parmağım la bemol. Şimdi işin işte pozisyonlu kısmına geldi. Burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi bakın. Sol'e üçüncü parmağım olan sole birinci parmağımı getiriyorum. Yani üçüncü pozisyona geldim. Şimdi burada ben birinci parmağımı sole basmama rağmen solü kullanmayacağım. Hemen dibinde la bemol var. Yani buradaki ilk la si çarpmasındaki la bemolün la'sı. Şimdi daha sonrasında da üçüncü parmağım olan si bemol var. Bakın mesela sol, sol, la bemol, si bemol. Şöyle düşünün şimdi bak. Şimdi bunu bastım sol'ü değil mi? Bak. Ne yaptım? Bak. La si la sol. La si la sol. Bittikten sonra tekrar serçe parmağımla geri geldim. La sol sol fa fa. Bir daha yapıyorum.
Sore geldim üçüncü parmağımla, hemen dibinde la bemol var. Biraz açığında si bemol var. Bu bir defa daha. Evet, bunu ayrıntılı anlattım arkadaşlar. Anlamayanlar olursa Kaya Sanat Akademi Instagram sayfasından muhakkak benimle iletişime geçsin, anlatayım. Şimdi devam ediyorum. La telinde ikinci parmağım, pozisyonda işimiz bitti artık. La telinde ikinci parmağım do, re, mi natural. Burada re de naturaldi. Do, re, mi, fa, sol, si natural. Bakın burada dördüncü parmağım açık basacağım. Böyle basmayın. Bakın. Do, re, mi, fa, sol, si, sol, fa, sol, fa. Bir daha yapıyorum. Bakın burada önemli olan 2-2 gitmek arkadaşlar. Do, re, bi, ay, mi, fa, bi, ay, sol, si, bi, ay, sol ayrı, fa ayrı. Ne yaptım? Do, re, mi, fa, sol, si, sol, fa, sol, fa, sol, fa, fa, mi. Heh, bak burada re do çarpması var. Re do çarpmasında da re'ler bemol olduğu için la telinde ikinci parmağım do'yu do'nun yanına çekiyorum üçüncü parmağımda dibine. Yani ne yapıyorum? Sonra bir daha sol fa. Fa mi. Şimdi re bemol. Do si natural. La bemol sol, sol fa, fa. Sonra yine pozisyona geldim. Bir daha. Evet arkadaşlar, parça böyle. Olabildiğince basit basit anlattım. Dediğim gibi arkadaşlar biraz komplike aslında bakarsanız. Hem bemoller var, hem içerisinde diyezler, natüreller var. Bakın tekrar söylüyorum, hiç çekinmeyin. Kaya Sanat Akademi Instagram sayfasından arkadaşlar anlamadığınız yeri bana mutlaka sorun. Yani burası böyledir deyip çalmayın. Muhakkak sorun, bir nasıl oluyor mu vesaire bu şekilde. Çünkü bu parça önemli. Hem 3. pozisyonu içeriyor, hem de çarpmaları öğrenmiş oluyorsunuz. Hem de birçok bemolle beraber daha çok hakimiyetiniz artar. Tekrar söylüyorum, anlamadığınız bir şey olursa muhakkak benimle iletişime geçebilirsiniz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.